Efendim, gözlemsel olarak açıklayamadığımız ve açıklamak için bildiğimiz maddesel etkileşimlerin dışına başvurmak zorunda kaldığımız çok durum var. Bunları özellikle fizikte çok rastlıyoruz. Kuantum fiziğinde falan filan işte olasılık dalgaları, çökmeler, kuantum fiziğinin o uçuk peri masalına benzeyen hikayeler öyle ama canlılıkta da çok önemli bir şey var. Bizim şimdi morfogenez diye bir sorunumuz var. Bedenin biçim oluşumu, yani bu morf biçim nasıl oluşuyor? Mesela biz embriyoya baktığımızda ya işte genetik kodlarla bilmem ne oynasak da ya şu elin mesela parmaklarının gelip şu uzunluğa gelip de burada durmasının sebebini hala bilmiyoruz. Mesela insan denen canlının formunun neden 3 aşağı 5 yukarı belli özgürlük derecelerinde farklılıklar olsa da aynı ortaya çıktığına dair hiçbir nesnel biyolojik açıklamamız yok. Yani gendeki o şeyin kodun nasıl olup da biçime dönüştüğü hala süper bir muamma.